Biz de özet görüntüyü izlerken hala e, tartışıyoruz kendi aramızda pozisyonları bir yandan ama tabii mücadele sonrası daha da çok tartışıldı yaşananlar Mehmet. Şimdi neler yaşandı hatırlatalım. Önce Kerem Aktürkoğlu ile Zorbay Küçük arasında sağ içinde bir tartışma yaşanıyor. Orada bir tırnak içinde çok da telaffuz etmek istemiyorum e, Zorbay Küçük'ün ifadelerini ama yalancı vesaire. Bundan Kerem tabii doğal olarak teknik heyetini... Haberdar Necati Ateş diye ola giriyor. Devre arası aynı şekilde yine sert reaksiyon diyelim Zorbay Küçük'ten. Ve nihayetinde maç sonu Arda Turan'a dahil olduğu bir tartışma. Yine hakemin çok net duruşu. Yani ben çok pozisyonlar evet bu maç özeline de şimdi bakarsak. Aslında bakarsak şu her şey özet ilk maçın başlangıç anında Çatli'nin ceza sahası hatta özetlerde de ilk pozisyon var. Kendini bir yere bıraktığı an var Ceyda. Ben bunu Sivas'ta da gördüm. Yatabayra yaptı aynısını. Sebebi nedir? 6 haftadır izleyelim Galatasaray maçlarını. Vardan Galatasaray lehine değil, aleyhine kararlar çıkıyor. Kolay hakem kararları çıkıyor. Rakipler de bunun bilincinde olduğu için hakemler Hı. oynuyorlar öyle söyleyelim. Galatasaray'da bu süreçte evet Trabzonspor'un 18 puan gerisinde bugün. 8'de kapanır, 18'de kapanır diyen yani bir Fatih Terim vardı. Bugün aynı cümleyi duyamayız. Mantıklı değil çünkü arada bir oyun olarak çok fark var ama... İşin hakem kararları altı maçın hepsinde de ciddi hakem kararları. Bu maç özelinde de Çadli'ye çıkmayan kırmızı. Yani Morutan orada kendini atmadı diye mi ikinci sarı çıkmıyor? Veya Tolga Ciğerci Kerem pozisyonu maçın başı. Ters olsa formalar değişse Galatasaraylı oyuncular o kartlar çıkardı e, diyorum ben. Artı bir gerçek var. Dün Fatih Hoca da onu e, yaptığı açıklamada ifade etti. Birazdan getireceğiz ekranı. Ali Palabıyık bu ülkede bu sezon maç alamayan tek hakem. Akıllı gibi değil. iki aydır. Sebebi, sebebi? Rize Galatasaray maçındaki hatalarından dolayı. O maç sadece Galatasaray'a hata yaptı. bir terazi yapalım. Rize Spor'la yine daha çok hatası var. Bir dakika. Ya ne hatası var, ne hatası var. Ali Palabıyık o günden beri maç alamıyor. Daha ilginçini söyleyeyim ben sana. Atilla Kara olan Trabzonspor Hatay maçının var hakemi. Penaltıyı vermedi. Ertesi gün ne yaptı? Tak Rize maç. Cumartesi günü var da hata yapan hakem pazar günü Rize maçında. E o zaman sevgili MHK verseydin Cuma günde Giresun maçı vardı. Bir Karadeniz suru yapar gibi. Öyle bir takvim yapsaydın. Garip olan şu. Hata yapan hakem dinlendirilsin. Ama benim lehime hata yaptığında dinlendirilip onun lehine hata yaptığında veya aleyhine yaptığında ekstradan bonus alır gibi ödül alır gibi devam ediyorsan orada ben seni sorgularım. Ali Palabik ne yapmış olabilir ya? Hata yaptı diyelim ya. Atıyorum, Rize'yi katletti. Galatasaray'ın 3-0 kaybedeceği maçı aldı. Onu söyleyelim mi? Evet. Son dakikadaki Cagney golü tamam. evet faal ama tamam. benzer faal ilk golle Rize Spor ben, lehine de vermedi. Ben diyorum ki sana atıyorum sadece Galatasaray lehine hata yaptı diyelim. Atıyorum diyorum bak. Sadece atıyorum Galatasaray'ın atıyorum lehine atıyorum hata atıyorum yaptı. Bunu böyle söylüyorum çünkü kesip başka şeye çeviriyorlar. Arkadaş ne yapmış olabilir ya? Şimdi seyredeceğiz mesela Fırat Aydınus bakalım ne kadar maç alamayacak. Derbide olmayan penaltıyı veren Fırat Aydınus ne kadar maç alacak. Hatay maçında buz gibi penaltıyı vermeyen, uyarmayan var hakemi Atilla olan bakalım ne yapacak diyecek ki yani ertesi gün zaten maç aldı. Galatasaray maçlarında hakemlere nasıl bir mesaj veriliyor lütfen bizlere açıklasınlar dedi Fatih Terim'in son cümlesi. Ya ben yerinde bir basın toplantısı olarak görüyorum Ceyda. İşte Burak Elmas da Galatasaray Altay maçının olduğu gün öğlen saatlerinde bir olan stoplan düzenledi. E başkandan pozisyon pozisyon bahsetmesini bekleyemezsiniz. Burada da Fatih Hoca pozisyon pozisyon bahsederek bazı şeyleri net açıklıyor. Evet Ümit Öztürk 4 senedir 2 Galatasaray maçı sebebi. Ekuban'dı sanırım. Bir iç Galatasaray'ın 3-1 kazandı Trabzonspor maçında Trabzon yine Var monitörüne gidip buradan da tekrar tebrik edelim. Mustafa Nacar çekmişti fotoğrafı hala hatırlıyorum. Çok güzel bir kareydi. Ümit Öztürk'ün var monitörüne baktığı anı. Ondan sonra işte Ümit Öztürk'e Galatasaray maçı verilmemesi. Son bir ayda görev aldığı iki Galatasaray maçında da Galatasaray'a çalınmayan penaltılar. Yani Emre Kılınç Sadık çok net bir penaltı pozisyonu. Malatya'da 0-0 sıfır maç. maç. E dönelim Sivas'a. Yine Jagne'nin pozisyonu. Gutas sanırım. E, Yunan oyuncusu Sivas'ın o müdahale yaptığı aklında kalmış. Evet. 6 maçtır kazanamayan Galatasaray. 6 maçtır da skora etki eden hakem hataları ama ben her zaman hakemlerden önce işin teknik taktik boyutunda eksi yazıyorum. Yani Galatasaray evet. Avrupa'ya ne kadar iyi konsantre olduysa aynı konsantrasyon lige veremedi. Fenerbahçe içindemin Mehmet'le birlikte o saydığımız işte değişen kadro, kadro istikrarı olmaması, bazı oyunculardan kolay vazgeçilmesi vesaire. Bunlar Galatasaray'da fazlasıyla yaşandı. Bir türlü ideal golcüsünü bulamadı. Bazı maçlar ikili, bazı maçlar üçlü orta saha. Artı Avrupa'daki oyun şöyle özetleyeyim izleyici çok da sıkmadan. istatistik üzerinden bakarsak Lazio'nun, Lokomotiv Moskova'nın, Marsilya maçlarının toplu oynama oranlarına bakarsak %60, %55 Rakiple top kalıyor ve Galatasaray topun arkasına geçtiğinde Kerem gibi, Çikaldoğa gibi oraya Halil'e katalım. O hareketli oyuncuları istediği pozisyonu bulup Namalik grubunda 12 puanlı lider çıktı. Ama lig bu son 6 maçın hepsi, hadi Karagümrük maçını biraz Farayöl'den dolayı ayıralım. Fenerbahçe maçı %59'a 41, genel anlamda bu maçta yine %58'e 42 diye aklımda kalmış. Sivas, Malatya, Altay maçları %65'lere yakın toplu oynama Galatasaray'da. Ama çok pozisyon üretiyor musunuz verilmeyen penaltılar dışında? Hayır, Jagne'nin kaçırdıkları var. ne biraz çok da kötü bir sakatlık yaşadı. Geçmiş olsun Elim Ceyda yani kalça sakatlı. Evet. sakatlığı. Aklıma ister istemez ne yazık ki ismini telaffuz edeceğim bir Galatasaray'da kariyeri bitmiş Linderatu vardı. Tabii 12-13 sene öncesinin teknolojisiyle sağlık konusunda futbolcunun artık sahaya dönüşleri daha hızlandı. Ama kalça sakatlığı, yani benim istihbaratlarım Mustera'dan daha geç döner dediler bana. Jagni için öyle söyleyeyim. E, ama işte o Jagni aklıma geliyor ister istemez derbide. Beraberdik Mehmet mesela. Bir birlik tam cepheden Berke'ye at gol atamadığı pozisyon var. Gol yapması gerekti. Dönelim Malatya'ya 6 pastan direğe attı. Son Başakşehir maçı 2 tane evet. %100. Yani Güzel. onları... Tırnak içinde beleşçi golcüyseniz bir %60-70 gol yapmanız gerek. Jagne'de oran %20'lerde olunca da doğal olarak Galatasaray için altı maçlık bir seri. Artık puan tablosunu ilk 10'unda göremiyoruz Galatasaray'ı. Yani tarihin en kötü sezonu benim hatırladığım 2010-2011 sezonuydu. O sezon bile... 11. E, sırada 24 puanla Galatasaray. O sezon bundan bir puan daha az ama sıralaması 9. sıra en azından. Yani çok çok kötü bir gidişat var. Evet hakem hataları var. Burada MHK'nin tavrı da önemli. İşte Ali bayağı maç verilmemesi ya da Zorbay Küçük'ün vücut dili. Bunları tamam konuşalım eleştirelim ama bir yandan Oyunu da, da Galatasaray'ın oyunun oyununun iyi olmadığını altını çizmek gerek. Yoksa çok tek taraflı yorum yapmış oluruz. Mehmet Emin Uluç, Fatih Terim'in açıklamalarıyla başlayalım. Hoca hakemlere mesaj mı gönderiliyor diye soruyor cümlelerinde ve pozisyon pozisyon yapılanları kendi yorumlarıyla göz bakış açılarıyla ee, paylaştı. Ümit Öztürk konusu Ümit Öztürk Trabzonspor maçından önce aynı sezon Beşiktaş maçı var. Beşiktaş, Konya Beşiktaş maçı var. O Galatasaray Trabzon maçında bara geldi, izledi. Vermedi. Penaltı olduğu halde vermedi. Gördü, vermedi. Aynı sezon Konya Beşiktaş maçında Medel'in pozisyonu vardı. Penaltı vermişti. Geldi bu sefer izledi. Penaltı olmadığını gördü. Israrla verdi. O zaman dinlendirildi. O zaman da e, Galatasaray'da Beşiktaş çekişirken Beşiktaş'a bir çelme tartmıştı. Ondan önceki sezon meşhur biliyorsunuz Alanya maçı var. O maçın hakemi e, Ümit Öztürk'tü. Hemen arkasından orada Alanya'da Ümit Öztürk'te kazanan Galatasaray dönüşünde e, Beşiktaş derbisine çıkmıştı. Mustafa da kaldeydi. O Ümit Öztürk, bu Ümit Öztürk. O zaman hata yapmıştı Galatasaray'ın lehine, bu zaman bugün hata yapıyor Galatasaray'ın aleyhine. Ama olayı Ümit Öztürk konusu üzerinden değerlendirirsek saçmalarız ve haksızlık etmiş oluruz. Ümit Öztürk'ün hataları iyisiyle kötüsüyle o dönemleri bağlar. Şimdi hakemler değişiyor ama Galatasaray'a karşı davul değişmiyor. Ben Fatih Hoca'yı çok sık eleştiririm, sert de eleştiririm ama e, haklı ya da de, haklı demek durumundayız. Ali Palabıyık. Yani Rize maçında ne yapmış olabilir ki? Haftalardır maç alamıyorlar. O günden beri. Hem hakem hem var hakemi yoklar ortada. pozisyona dahili olmayan yan hakem de alamıyor. Bu arada... Ekip olarak alamıyorlar. Ekip olarak alamıyorlar. Bu arada mesela hata üstüne hata yapan hakemler... ...cayır cayır maç alıyor. Ödül vericesine o adamlara maç veriyorsun. Bunlara vermiş. Ama herkes ve her şeyi bir kenara... ...Zorbay Kütçe'ye başka bir parantez atmak gerekiyor. Şimdi herkes... Galatasaray maçındaki tavrıyla Zorbay Küçük üzerinden yorumlar yapmaya başladı. Halbuki takip eden hatırlayanlar bilir. Zorbay Küçük ilk olarak gündeme bir alt dikti. 2019 senesi olması lazım. İstanbul Gaziantep maçında. İstanbulspor Spor Gaziantep maçında kaleci güven, Güney'in üstüne yürümesiyle gelmişti. Bildiğin kaleci saldırıyordu. İnsanlar girdi araya. Hakem maçın hakemi bir takımın kalesine saldırıyordu. Ya bu hakem daha yeni Halis Özkaya'ya çıkartıldı. Bu hakem FIFA listesine dahil edildi. Ocak'ta. Şimdi burada 15 gün sonra, 10 gün sonra FIFA kokart takacak. Kusura bakmayın kokarttan önce alın hakeminizi bir psikolojik teste sokun. Bir öfke kontrolü evet. eğitimi verin. Ondan sonra hakemliğe devam edecek mi etmeyecek mi? Buna benzer bir hareketi bir Avrupa maçına yaptığını hayal etsenize. Şampiyonlar Ligi'nde maç aldı. Çok yetenekli hakem ya. O çok yetenekli hakem dediğin adam Kerem'in pozisyonunda Tolga'ya kartı vermedi. Hadi görmedi. Maç diğer her şeyi de görmedi. Hepsini unuttum. Muhammed gol attı ne yaptı? Türbüne çıktı değil mi? Neredeyse davul çalacaktı. Sarı kartı nasıl vermedi? Hadi bir UEFA maçına yap bakayım aynısını bir daha maç alabiliyor musun? Hadi yap bir kere yap bir UEFA maçında benzer bir harekette kart gösterme bakayım bir daha UEFA maçı alabiliyor musun? Avrupa'da maç alabiliyor musun? Televizyondan seyredersin maçı. Hakem at atamaları yanlış. Yanlış yapan hakemlere ödül vereceksin, atama yapıyorsun. Doğru yaptığını düşünen hakemleri askıya alıyorsun. Futbolcunun üstüne yürümüş hakemini FIFA yapıyorsun ya bu adam hakem ya hakem en kötü ihtimalle yapacağın şey şudur kartını kullanırsın elinde kart var ya düşünebiliyor musun rapor yazarsın Kerem bir terbiyesizlik mi yaptı yaz raporunu Necati Hoca bir şey mi yaptı yaz raporunu ver kartını onlar düşünsün sen hayırdır ya mahallenin kabadayısı mısın Ali Kıran başka sen misin sen hakemsin ya Geldi mi MHK'dan bununla ilgili bir açıklama, bu konuyla ilgili bir açıklama? Hala gelmedi. Ben de çok merak ediyorum. Fatih Hoca şey konusunda haklı. Benzer üslubu biz takınsak bize gayet üçer beşer cezalar çıkmıştı. Çok Zaten e, hocanın verdiği örnek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na, PFDK'ya e, gönderilecek mi? Disiplin Kurulu'na gönderilecek mi? E, Sözlere kendisinin ceza aldığı maddelerden e, yine aynı şekilde hakemin de disiplin kuruluna sevki olacak mı? Merak ediyoruz. Bak, de. ben Açık söyleyeyim benim aklım şöyle söylüyor. Fatih Terim ya da Kerem ya da Necati Hoca. Yani A takım hocası, A takım yardımcı hocası ve futbolcu. Bunları istiyorsanız başka takımlara, başka isimlere uyarlayabilirsiniz. Bunlar aynı eylemi yapsa, bunlara üçer maç ceza verirsem bunlarla aynı eylemi yapan hakeme en az beş maç ceza verir kuralları uygulaması gereken adamsın, kuralları çiğniyorsun. Yani şöyle düşün, ben kırmızı ışıkta geçtim, cezam neyse ödeyeyim. Bir trafik polisi keyfe eder, kendi özel aracıyla geçerse iki kat ceza ödesin ya. İkisi, Eşit değiliz yani. 3 sene bakma. önceki 2-2 biten Galatasaray Fenerbahçe maçı. Fatih Terim 10 maç ceza aldı. Jason, Rodriguez, Endiayeler evet. Eler, beşer altışar maç long. 20 maç falan ceza çıktı orada. Hı. Soldado Berlanda. Maçın hakemi Galatasaray'ın golünde yanlış avut korner verdi. Galatasaray ikinci gol attı. 2-2'lik pozisyonda da taçı yanlış verdi. Fenerbahçe beraberlik golünü attı. Direkt skoru etki eden hatalar. Artı son dakikadaki e, Soldado Berlhan'da horoz dövüşünü gördü. Hiç müdahale etmedi. <laughs> Kaçtı o, resmen. Kimse Fırat Aydın'ı konuşmadı. Tabii. İşte kavgayı konuştu. Hasan Hoca ile Sikertel'in kavgasını, Fatih Terim'in atılmasını. O Fırat Aydın'ı iki hafta sonra hiç unutmuyorum. Bir hafta almadı görev. İkinci hafta Başakşehir maçında. Bir Başakşehir şampiyonla oynuyor. Maç aldı. Zaten burada ölçü hep Galatasaray bunu fazlası yaşıyor. Oyuncuları, teknik direktör, cezaları en üst sınırdan alırken hakemler ilginç şekilde ödüllendiriliyor. Burada da Galatasaray'ın ben bu serzenişini hele ki zor küçük vücut dili kabul edecek vücut dili değil ki benim istihbaratlarım hani resmen Arda bana vursun hani öyle bir vücut Ben var dili. ya Halil Umut bu konuda en çok. Vücut diliyle, mimikleriyle futbolcuyu böyle gerer, tahrik eder. Ama zorba elini su dökemezmiş yani.